Serdar Salık, Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Benim müzik yeteneğim yok. Başarılı bir insan da değilim. Resim yeteneğim de yok. Bu dünyada hiçbir işe yaramadığımı düşünüyordum. Ta ki bu çalışmalara katılıncaya kadar. Bizim yapacağımız küçük bir çalışma bile öğrencinin dünyasında çok farklı yansımaları olabiliyor. Bu bahsettiğim hiçbir işe yaramadığını düşünen öğrencim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin genç yıldızı seçildi. Tarihi mekanlarda akran rehberliği modelini geliştirdim. Aslında bir nevi öğrencilere kendi potansiyellerini keşfedecek bir ortam, bir alan sunmak istedim. It was restored by the Directorate of Foundations 2006. Hasanpaşa Inn is one of the most popular stops on tourist routes. Bizler tarihi mekanlarda yüz yüze ve çevrim içi İngilizce, Arapça ve Türkçe tarihi mekan tanıtımları yapıyoruz. Şehrin dört bir yanına daldığı öğrencilerim o kadar güzel anlattılar ki sonra bunu daha çok geliştirdik. Şehrimize atanan öğretmenlere şehri tanıtmaya başladılar. Turlar düzenledik. Arabalar tuttuk, işte servisler tuttuk. Dezavantajlı öğrencilere turlar düzenledik. Pandemi döneminde en çok aktif çalıştığımız dönem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazıp 81 ile yönelik tanıtımlar yapmaya başladık. Bu Zoom üzerinden uzaktan eğitime geçen ilk tanıtımlar oldu aynı zamanda. Daha sonra bunu biraz daha ileriye taşıdık. Etivinik platformunda 14 ülke, 24 okulla bu çalışmamızı daha ileriye götürdük. Sadece Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını değil, gastronomisini, kültürel mirasını, her şeyini tanıtmaya gayret ettik. Kültürel mirasımızın tanıtılmasında ve korunmasında biz de varız diyerek çıktığımız bu yolda yılın kültür ve sanat ödülünü aldık. Hepimizi birer kültür elçisi olarak yetiştiren Ferda öğretmenimiz bu çalışmayla Sabancı Vakfı tarafından toplumsal gelişmeye katkı sağlayan kişilerin seçildiği Park Yaratanlar ödülüne layık görüldü. Kültür ve çevre konulu Türkiye'nin ilk kutu oyununu, QR kod destekli kutu oyununu yine ben bu öğrencilerimle gerçekleştirdim. İsmi Külçe, yani altın bilgiler anlamına geliyor. Burada hem sıfır atık bilincini kazandırıyor hem de Diyarbakır'ın kültürel mirasını tanıtıyor. Şu anki amacımız 81 ile bu çalışmayı entegre etmek. Bu çalışmayla finale kaldığımız Teknofest'te turizm teknolojileri alanında Türkiye ikincisi olduk. Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürüyüm. Adım Yıldız Özeteş. Yaptığım çalışmalarda o kadar güzel ses getiren çalışmalarda aslında beni etkileyen derece yapmaları değil. En önemli şey neydi biliyor musunuz? İçine kapanık, kendisini ifade edemeyen öğrencilerin kendini ifade edebilir hale gelmesi ve yüreklenmeleriydi. Şu anda öğrencilerimiz her projeye gönülden katkı sağlamak için birbirleriyle yarış halinde. Bunu da sağlayan Ferda Hanım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, ben İpnur Atlı, 12. sınıf öğrencisiyim. Ben doğuştan görme engeli olan bir bireyim. Şöyle söyleyeyim, 3 aylığımdan beri pek çok operasyon ve ameliyatlar geçirdim. Ama beni en çok zorlayan şeyler bu ameliyatlar değil, insanların sadece sağlıklı olsun yeter kavramıyla benim önümü kesmeleri, benden hiçbir şey beklememeleri oldu. Hani annem babam bile sen sağlıklı ol, bizim için yeter. Hiçbir başarı benden beklemiyorlardı ve bu beni çok üzüyordu. Ama Ferda öğretmenle tanıştım, bu okula geldim. Geldikten sonra Ferda öğretmen benim engelimin başarımın önünde bir engel olmayacağını bana gösterdi. Benim elimden tuttu ve benim yoluma ışık tuttu. Onunla beraber istediğim sürece bir kız çocuğu olsam bile elimden geleni ardıma koymadan çalıştığım zaman her şeyi yapabileceğimi gördüm. Bu sene de Teknofest 2023'e başvuru yaptık turizm teknoloji alanında ve Ferda öğretmen yazılımla ilgili bir proje geliştireceğimizi söylediği zaman yazılımla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Google'a yazılım nedir yazdığımı hatırlıyorum. O kadar bilgim yoktu bu konuyla. Ama şimdi aradan bir 7 ay geçti. Ben şu an istediğim mobil aplikasyonu geliştirdim. Şu an bütün mağazalarda aktif bir şekilde çalışıyor. Hem iOS hem Android'e. Mobil Diyarbakır indirmek isteyen kullanıcılar için söylemiş olayım. Diyarbakır'ın kültürel mirasını, gastronomisini hepsine yer verdik. Aynı zamanda engelliler için de izle, dinle, oku ve sesli betimleme seçenekleri sunduk.